Açık Deniz'e hoş geldiniz. Bu topraklara çok emeği geçmiş bir büyüğümüzü Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri'ni almak üzere huzurunuzdayız. Bu arada ben de dün Kars'tan geldim. 11 Ekim'de başlayan Kafkas Üniversitesi ile Seyyid ve Şehit Ebul Hasan Harakani Vakfı ve Derneği'nin ve Valiliğimizin müştereken düzenlediği muazzam bir sempozyuma katılma bahtiyarlığına eriştim. Ebul Hasan Harakani Hazretlerinin de 10. asırdan itibaren Hazreti Mevlana'yı emzirmiş, pek çok bilgeyi yetiştirmiş, Yusuf Medani Efendimiz'i yetiştirmiş, ondan uç veren Ahmet Yesevi Hazretleri, ondan uç veren Lokman Perendi Hacı Bektaşi Veli, oradan Sarı Saltuklar, Abdal Musalar, pek çok bu topraklarda büyük emeği olan Ebul Hasan Harakani Hazretleri ile ilgili muazzam bir ilmi çalışma, bir sempozyum, toplantı düzenlendi ve çok sayıda birbirinden kıymetli akademik çevreden hocalarımız, kanaat önderleri ve harekane aşıkları geldi. Gerçekten bir sempozyum havasını çok aşan, bir şölen, bir panayır, bir festival, bir gönül sofrası, bir harekane irfan sofrası açıldı. Buradan ben rektörümüz Profesör Doktor Sami Özcan Beyefendi'ye, Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve bilhassa geçmiş olsun da diyorum kendilerine. Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfı Başkanımız Yavuz Uzgur Beyefendi'ye. Bu vesileyle bir noktayı arz etmek isterim. Karşımızda çok ciddi, köklü bir bilhassa hayvancılık ve süt ürünlerine, et ürünlerine dayalı ciddi reform niteliğinde bir projeler, değişiklikler yapılması gerekiyor. Tabiri caizse bir devrim yaşanması gerekiyor. Kars'ın makus talihinin yenilmesi için çok yönlü ciddi ormanlaştırma, ağaç dikimi çalışmaları yapılması gerekiyor. Organik tarım yapılabilir. Ve bilhassa Ani harabeleri Türkiye'mizde çok turizm açısından son derece elverişli, zengin malzemelerin olduğu yer. Fakat maalesef yol yok. Üniversitemizde henüz yeni kurulmuş bir bölüm ama onun işlevsel hale getirilmesi gerekiyor. Restorasyon çalışmalarında görev alacak ustaların atölyenin içine girerek yolda, sokakta, harabelerin içinde bizzat çalışacak yetkinlikte ustaların yetişmesini, hocaların yetişmesini sağlayacak bölümler açılması ve harabelerin toparlanması ve uluslararası ve ulusal turizme açılması yönünde ciddi çalışmalar gerekiyor. Bu vesileyle Ebul Hasan Harakani Hazretleri sadece irfan sofrası açmakla yeniden kalmıyor. Aynı zamanda Kars'ımızın da kalkınması ve imari için Dalapaşa'mız gibi
Yani 3. Murad'ın çok sevdiği için, aşığı olduğu için Arkan Hazretleri'ne, onun yaptığı gibi şehrin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak çalışmalar yapılması gerekiyor. Efendim bu kitapçık bildiri özetleri, bunların tamamı yayınlanacak. Bu arada Yavuz Selim Uzgur Hoca ile yapılan Anadolu'nun Kalbi Harakani adlı kitap çalışması da Sufi Kitapçı yayınlandı. Harakani'den Sultan Divaniye Nur Damlaları, İbrahim Özkaya ve Kemal Alin hocalarımızın Anadolu'da Türk İslam Güneşi'nin doğuşu ve yükselişinde Harakani'nin işlevi ve rolü konulu bir de güzelim kitap yayınlanmış. Buradan duyurmak isterim. Bu vesileyle de Kars'ı teşrif eden hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuzu teşrif eden bendenizin de hayranı olduğum çok kıymetli yazarımız, romancımız, tarihçimiz Mehmet Niyazi Özdemir Üstadımız. Estağfurullah efendim. Hoş geldiniz. Beni mahcup ediyorsunuz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ben izninizle abi demek istiyorum. Yoksa biraz şey olacak, samimiyetsiz olacak. Abi hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben diğer konuklarımı da takdim edeyim. Çok kıymetli. Bizi kırmadı sağ olsunlar. Araştırmacı, yazar, gönül ehli. Onun da çok emeği var memleketimizde. Yaşar Değirmenci hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ve Mustafa Cerit hocamız. Siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İnşallah bir vesile Hazretin de ruhaniyetine selam olsun. İnşallah. Yaptığı hizmetleri anarak belki bugünümüzü, yarınımızı inşallah konuşmuş olacağız. Üstadımızı tabii tanımayan, çok tanıyan var, seven var. Bendeniz bizim büyük oğlana da imzalattı Muhammed Hasan'a. Yemen Ah Yemen. Birbirinden güzel romanları var. Ama herkesin okumasını dilediğimiz, niyaz ettiğimiz kitaplar bunlar. Ütüken yayınları sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim Cem Sökmen dostuma. Gönderdiler. Çanakkale, Yemen, efendim Daha Dün Yaşadılar adlı muhteşem yine romanı var hakikaten. Eğer bağışlarsa kendisi. Ölüm Daha Güzeldi. Böyle birkaç kitabını yer yer göstereceğim. Sizin aynı zamanda Mehmet abi Süleyman İlmi Tunağan Efendi Hazretleri ile ilgili de çalışmanız var ama gün yüzüne çıkmadı. Bir ara yoğun bir herhalde evet, süreç geçirdiniz. Evet, bir çalışmıştım. Bazı arkadaşlarımızın yardımıyla. İlk hizmette bulunduğu Kabakçı'ya gittik. Ben bir roman çalışması yapmak istiyorum. Ama romanda biliyorsunuz kurgu çok önemlidir. Ama ben romanda kurguya karşıyım. Bir olay olmuşsa mutlaka kurgusu onun içerisinde vardır diye inanıyorum. Romancının görevi kurgu icat etmek değil, o olaydaki hadiseyi bulup çıkarıp ve doğruyu yazmaktır. Böyle düşündüğüm için Süleyman Efendi Hazretleri'nin ilk hizmete başladığı yerleri dolaştım. Ondan direkt ders almış, pek çok kıymetli zatı hatıralarını dinledim. Gayretlerini hayal etmeye çalıştım. Ve bir çalışmamız ortaya çıkmış idi ama o günün şartları, belki bugünün şartları böyle bir roman için pek müsait olmadığı için onu raftan kaldırmak zorunda kaldım. Çamlıca'da mı daha çok? Çamlıca'ya gittiniz herhalde ilk tabii, tabii. Kurs çalışmalarını yaptığı tabii. Yer. Tabii. Eyvallah. Çamlıca'ya, Konya'ya, bütün tarafından dolaştım. Dolaştınız, ne güzel. Ben Yaşar Hocam'a döneyim. İnşallah bir giriş şeyinden sonra devam ederiz. Hazret Silistre doğumlu. Evet. Razgrad. 1888. 8. Silistre'nin Ferhatlar Köyü, Razgrad nahiyesinin Ferhatlar Köyü'nde dünyaya teşrif etmişler. Razgrad'ı gördünüz mü Yaşar abi siz? Yok, görmedim. Çok güzel bir yer, hoş bir yer. Demir Baba, Hacı Bektaş evlatlarından Demir Baba yatıyor orada. Evet. Müthiş bir yer. Evet. Belediye başkanı Türk olan bir yer. Yani 11 civarında galiba belediye var. Evet. Silistre, o doğum tarihiyle ilgili bir şeyimiz yok değil mi? Yok, 1888. 8. Evet. Silistre'de ilk evet. İlk öğretimi diyelim daha doğrusu evet. Silistre'de. Evet. 1907 yılında İstanbul'u teşrif ediyor. Evet. Şey de var. Kronolojisi de var. Ama evet. Kronolojiye boğmak boğmayalım. Doğru değil. Tabii tabii yok. Konuşmanın hani, akışı içinde. Eyvallah. Sizin için demiyorum yani. Şimdi işte 1913'te Darül Hilafetil Aliye medreselerinin kısmı Ali Sahan medresesine girdiği var. Sonra 1915'te 3. sınıf
birinci şubesini 90 üzerinden 88 puanla bitirdiği var. Yani şey gibi Ahmet Cevdet Paşa gibi, o da Lofça'dan geliyor malum. Gerçi İstanbul'da şurada, medresede okuyor. Sadık Beşli de oluyor. Bazen biz bunlar hep biliniyor diyoruz. Ama hakikaten büyük bir boşluk var. Bir misal olması bakımından söylüyorum ve büyük bir boşluğu doldurduğunuz için de teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şahsınızdan. Ana Şahin hocamız var. 40-50 tane kitap olan ve İslami camiada bilinen bir hocamız biliyorsunuz. O bu Ahmet Hakkı Gündüz'ün kaynaklarıyla, belgelerle Süleyman Efendi kitabı çıkınca diyor ki, itiraf ediyor. Ben diyor yani Süleyman Efendi'yi severim, hizmetini takdir ederim ama diyor bu yönlerini bilmiyordum diyor. Yani medresedi kuzattı, medresedi mütahsisindi, İstanbul'da yaptığı tahsildi vesaire. Yani farkında olmadan siz büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz. Evet. Mesela şurada dikkatimi çekiyor. 1916'da tefsir hadis bölümüne girerek Hafız Ahmet Paşa Medresesi'ne kaydoluyor 1916'da. Hı hı. Ve 1919'da Süleymaniye Medresesi'nin tefsir hadis şubesinden mezun oluyor. Hı hı. 1919'da. Ve 1918'de İstanbul Müderrisliği Ruhusuna tayin ediliyor. Evet. Ve 1924'te Tevhid Tedrisat Kanunu yürürlüğe girince tabi bütün dersiyamlar ve müderrislerle beraber Süleyman Efendi Hazretleri'nin vazifesine son veriliyor. Yine konuşmamızın akışı içinde bahsederiz. O dönemin şartlarından bahsetmek lazım tabi Süleyman Efendi'yi anlayabilmek için. Evet. Hangi şartlarda? Evet. Şimdi burada masada oturup çay kahve içerken değerlendirmek gibi değil, o güne gitmek lazım. Hamur içerken. Şunun için o günün şartları doğru dürüst tarihçiler tarafından yazılıp okunması, tahlil edilmesi lazım. Öbür türlü bu nasıl olabilir diyor gençler. Bunların hakikaten izah edilmesi lazım. Evet. Sağ olsun Niyaz abi, tarihi romanları vesika gibi olduğu için evet, gerçekten gayet rahat atıfta bulunur, söyleyebiliyorsunuz. Bilhassa yakın tarihimizle ilgili Süleyman Efendi Hazretleri'ni anlayabilmek için o dönemi, o dönemin şartlarından da zaman zaman bahsetmek lazım. Lazım. Bu arada sizin de çok değerli kitaplarınız var. Onları da bir vesile göstermiş olalım. Bayağı birinci hamur, küçe kağıt, çok ağır maşallah. Bu Düşün Yayıncılık sen değil mi? Evet. Düşün Yayıncılık. Bu Denge Yayınları'nın şeyine benziyor biraz. Onun devamı. Öyle mi? Evet, isim değişikliği. Şeyin Mustafa İslamoğlu hocamızın evet, Denge Yayınları. Evet, Denge Yayınları. Evet. Bu çok kıymetli. İki kitabınızı da lütfettiniz. Sağ olun, getirdiniz. Bunlar da Göz Nuru çalışmalar. Bunları da dostlarımıza öneriyoruz değerli dostlar. Fırtına çıktığında uyuyabilmek. Yine Yaşar Değirmenci hocamızın Düşün Yayıncılık'tan çıkan güzel bir kitabı. Mustafa Cerit abim tekrar hoş geldiniz. Elimde bir şey var. Bunu bahsedecektim ama Hazret'in elimizdeki tek kitabı değil mi? Evet. Kitapçı. Kaç sayfa acaba? Kur'an harf ve hareketleri. Dört sayfalık bir metindir. Eski alfabelerden, eski elifbalardan farklı olarak daha çabuk çatmayı öğreten, hı hı, ve kendisinin bizzat okuttuğu zaman bir saatte, iki saatte Kur'an okumasını öğrettiği kitap. Bunu ne zaman yazmışlar? 1942 falan hatırlıyorum. İlk neşredildiği zaman benim gördüğüm 1957-58'di. Yaygın olarak o zaman okutuluyordu. Fakat ilki 42 olduğunu biliyorum. Kaç milyon basmış olabilir? Yani korsanlara da olduğunu tahmin ediyorum. Yani Kur'an-ı Kerim nasıl sayıya, tadada gelmezse, o kadar çok basılıyorsa, bu da Kur'an-ı Kerim'in giden merdivenlerdir, yollardır, anahtarıdır. Bu bakımdan sayıyı söylemek mümkün değil. Ama milyonlarca bastığı evet, kesin. Milyonlar basılıyor, evet. Tabii muhteşem bir şey. 1940'lı yıllarda böyle dört evet, sayfada Kur'an'ı öğreten, kullanışlı, olağanüstü. Evet. Demek ki bir şeyi hedeflemiş Mehmet abi. Yani Kur'an merkezli bir öğretim, Kur'an'ı öğretmek, Kur'an ve peygamber bilgisi ve sevgisi. Siz genel olarak Süleyman İlmi Tunağan Hazretleri'nin çabalarını genel bir perspektif, bir değerlendirme yaptığınızda nasıl sonuçlara ulaşıyorsunuz? Hayatın bir iki kaynağı vardır. Bunların en başında metafizik gelir. Süleyman Efendi Hazretleri olsun, onun gibi büyük zatlar insanoğlunun metafizik ihtiyacını insanoğluna duyurma
gayreti peşine düşmüşlerdir. Eğer siz metafizi hayattan çıkarırsanız, hayatta ne medeniyet kalır ne sanat kalır. Eğer Mikelan Hazreti Musa'nın peygamber olduğuna inanmasaydı, bir taşı 15 sene gece gündüz yontup hayalindeki Hazreti Musa'ya benzetin inandıktan sonra o ünlü çığlığı kalk ya Musa diye o çığlığı atmazdı. Eğer Rembrandt koyu bir Katolik olmasaydı, o korkunç olan resimler Hazreti İsa ölüleri diriltiyor. Hazreti İsa hastalara şifa dağıtıyor. O tabloları yapıp insanoğlunu zenginleştiremez. Eğer Dostoyevski koyu bir Ortodoks olmasaydı, Suç ve Ceza'yı Karamazov kardeşleri yazamazdı. Eğer Mimar Sinan iliklerine kadar bir Müslüman olmasaydı, Şehzadebaşı Camii'ni, Süleymaniye, Selimiye'yi yapamazdı. Bunlar tabii hep ruhi bir dünyanın maddeye, dile aksetmesi halidir. Bunlar aynı zamanda ferdi aşan olaylardır. Mesela rivayet edilir ki Lozan Anlaşması sırasında Venizelos, Yunan devlet adamı Venizelos, İngiliz Hariciye Bakanı Lord Curzon'a diyor ki, Lord Curzon, Edirne'yi bize verin. Lord Curzon diyor ki, verelim, Venizelos verelim de Selimiye'yi ne yapacağız diyor. Selimiye'yi yıksak, size Edirne'yi öyle versek bize barbar derler. Selimiye ile beraber Edirne'yi size versek bize zalim derler. Sizin için bugüne kadar çok renge girdik. Şimdi zalim mi olalım, barbar mı olalım? Bunu da söyle, ondan sonra Edirne iste der. Çünkü Selimiye Edirne'deki bizim tapumuzdur. Eğer Mimar Sinan Müslüman olmasaydı, o taştan şiir olan Selimiye Camii'ni oraya konduramazdı. Tarihe şöyle baktığınız zaman çok enteresan şeyler görürsünüz. Mesela 1. ve 2. Dünya Harbi milyonlarca insanın hayatına mal olmuştur ama daha çok bu iki savaş metafiziği bombardıman etmiştir. Medeniyetin son yüzyıllardaki neşrine mağbuldu Avrupa'ya bakışlarımızı çevirdiğimiz vakit, iki dünya harbinden sonra o dahiler diyarında bütün insanoğluna hitap eden tek insan yetişmemiştir. Rusya'ya baktığımız zaman, Rusya komünist olduktan sonra ne bir Dostoyevski, ne bir Puşkin, ne bir Tolstoy yetişebilmiştir. İki tane büyük adam insana hitap eden adamı yetişmiştir. Biri Pasternak, diğeri Solzhenitsyn. Bu ikisi de antikomünisttir, yani metafizik tarafı olan insanlardır. Yani din bugün zannedildiği gibi sadece cennet bileti kesmek değildir. İnsanın bu dünyasını mamur etmektir. Medeniyetin muharrik noktasıdır. İnsana derinlik kazandıran, insana ruhi hasletlerini duyuran bir manevi dünyadır. Süleyman Efendi Hazretleri de bu dünyanın bizim gibi midesiyle toprağa basan insanlara duyurması, onlara bizim hangi hazineler taşıdığımızı bize anlatması bakımından yere göğe sığdıramayacağımız insanlar silsilesinden bir büyük zatı şu anda konuşmanın şahsen ben şerefini duyuyorum. Eyvallah. Gönlünüze sağlık. Mehmet abi güzel bir çerçeve çizdi, bize bir zemin hazırladı. Bunun üzerinden biraz yürüyelim. Tabii, dilerseniz. Yürüyelim. Yalnız müsaade buyurursanız. Estağfurullah. Tekrar dönemeyiz diye söylüyorum. Eyvallah. Kur'an harf ve hareketleri Hazreti Üstazımızın bu Süleyman Hilmi Tunağan olarak yazdığı tek eser olarak söylediğiniz. Biz ilahiyatçı arkadaşlarla siz programa davet edince bir inceleyelim dedik. Farklılık ne? Üç farklı husus ortaya çıktı incelememiz sırasında. Birisini ben yaşadım. 70'li yıllarda lisedeyken Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorduk. Ve bizim evin yanında Emin Cami Kur'an kursu vardı.
İşte liseye giderken herhalde 15-16 yaşındaydık. İlkokulu bitiren çocuklar Kur'an kursuna geliyordu ki takriben 12-13 yaşında çocuklar. Ve 12-13 yaşında bir çocuk bana ben sana Kur'an-ı Kerim öğretirim demişti. Ve bu Elif cüzünden 70'li yıllarda lise talebesiyken öğrenmiştim. Hatta 3 günde öğretirim deyince o günkü gençlik şeyi bak yalan söylersen döverim falan demiştim. Ve hayran da olmuştum. 12 yaşındaki bir çocuktaki bu özgüven nereden geliyor diye. Kendine güven duygusu. Ve bunu iddiada bırakmayıp ispatlayacak şey diye. Şimdi efendim gösterelim mi ekranda bilmiyorum. Açabilirim. Hangi sayfayı? Birinci sayfayı. Siz de ben de gösterelim. Hemen açabilirseniz. İlk sayfayı. Tabii çok da bir sürü konuşacağımız şey var. Evet. Yani ölçüde kaçırmadan ama bir iki satır başına temas etmek istiyorum. Evet. Şöyle evet. Şimdi dikkat buyurursanız birinci sayfa ve devamında Kur'an-ı Kerim'de geçen harflerin bağlantıları vesairesi veriliyor. Yani şu ilk iki sayfa harfler, bağlantılar ve devamındaki sayfada da tabii harfler Y'de bitiyor. Orada da Kur'an-ı Kerim'de geçen harflerin bağlantıları verilmiş oluyor. Yani üç kısım demiştim. Birinci kısım okuma pratikliği bakımından orijinal. Yani evet. Sırf cemaate mensup olan değil, objektif, ilahiyatçı olan İmam Hatip ders okutan arkadaşlarla beraber incelemiştik. Birinci tespit bu. İkinci tespit iki rekatlık namazı yani hiç evet. bilmeyenin iki rekatlık namazı kılacağı kısa sureler veriliyor. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Öğretimin yanında bir de ameli taraf da verilmiş pratik, oluyor. Evet. Pratik taraf da verilmiş oluyor. Namazsızlık, ibadetsizlik değil. En kolay iki rekatlı namazda ne lazım? İşte Fatiha lazım, kısa sure lazım, Sübhaneke, tahiyyat lazım. Dikkat buyurursanız hemen harflerin altında Sübhaneke duası var. Evet. Ve altında Fatiha var. Yani evet. her namazın Sübhaneke'den sonra girişi olan Fatiha var. Hemen beşinci sayfaya baktığınızda ne var? İnna ateyna ve kul huvallahu ahad var. Yani en kısa olan sure var. Yani hiç bilmeyen birisi, iyi niyetli, öğrenmek istiyorsa Sübhaneke'yi, Fatiha'yı, İnna Ateyna ve İhlas suresini okuyarak iki rekatlı bir namazı kılabilir. Evet. Dolayısıyla amel de edilmiş oluyor. Sonra tabii istenirse tahiyyat var, hani arzu ederse vesaire. Sonra arkasında arzu ederse salli varik, kunut duaları vesaire. Bu işin ameli yönü. Üçüncü yönü, bu daha da önemli. Akaid dediğimiz, itikat dediğimiz veya inanç dediğimiz yönü evet. ehli sünnet akidesinin farkında olmadan yani bağırttırmadan ben sana şunu veriyorum demeden Elif cüzü içinde eski tabirle zerk edilmiş halini görüyorsunuz. Hmm. Nedir o? Yedinci sayfaya dikkat buyurulursa yedinci sayfada sıfatı zatiye ve sıfatı subutiye olarak geçen Allah'ın zatı ve sıfatıyla evet. alakalı vücut, kıdem, beka. Evet, sıfatı zatiye 6 sıfat ve sıfatı subutiye 8 sıfat. Ve yine dikkat buyurursa bizim ıstılahımızdaki olan harflerle, şeylerle, kelimelerle vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalet, lillil havadis, kıyam bir nefsi diye ve yanında da açıklaması var. Diğer taraftan da hayat, ilim, sevgi, basar, iradet, kudret, kelam, tekvin diye şeyleri var. Yani kısaca tabii konuşacağımız bir sürü şey var. 10 sayfada İslam özetlenmiş durumda. Gibi. Yani. 10 sayfada değil. Değil çok 7 değil sayfa. Mi? 7 sayfa evet. Aa 7 sayfa. Evet. Yani kısaca ilk 2-3 evet. sayfası kapak, harflerin kapak. Şekli Kur'an-ı Kerim'de geçen şekli. Aa, kapak dahil toplanmayan bir... Tabii tabii. İkinci husus olarak da amel tarafı var. Üçüncü kısım olarak da İtikat, ehli sünnet hassasiyeti var. Ki bugün en büyük sıkıntılardan birisi o. Yani basit gibi gözüken Elif cüzünde bile bunlar verilmiş oluyor. Eyvallah. Mustafa abiyle devam edelim. Aynı soruyu size de sorayım. Genel olarak Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri'nin bu topraklara yaptığı hizmetin genel bir değerlendirmesi memleketimiz açısından alem-i İslam açısından biraz önemini evet. ve değerini vurgulayan efendim, bir genel... Süleyman Efendi Hazretleri'ne baktığımız zaman 4 ayrı hususu görüyoruz. Birbiriyle irtibatlı elbette. 4 ayrı husus. Birincisi müderris, eğitimci Süleyman Efendi. Diğeri müessir oldukça etkili vaiz Süleyman Efendi.
3 ehli sünnet mensubu ve ehli tasavvuf Süleyman Efendi. 4.'sü Mücahit. Necip Fazıl da o kelime üzerinde ısrar eder. Şeyde, Mücahit. Son devrin din mazlumu. Din mazlumlarında organizatör ve teşkilatçı Süleyman Efendi. Bir de bu yönü var. Şimdi şeyi itibariyle, netice itibariyle hizmetleri hepsi birbiriyle irtibatlı. Kısa zamanda efendim arkasında bir maddi devlet desteği, büyük destek olmadığı halde okuyanların, gönül verenlerin kendi imkanlarıyla oluşturduğu çok zayıf imkanlarla bu kısa zamanda yayılmış. Önce Anadolu'ya, köylere, sonra efendim şehirlere, sonra efendim üniversite talebelerini okutacak, onları barındıracak, onlara dini efendim bilgileri verecek şekilde ortaya çıkmış ve bugün işte Avrupa'dan işte dünyanın öbür tarafına kadar birçok yayılmış, çok sosyologun, ne bileyim araştırmacının konusu olduğu, üniversitelerde araştırma konusu olan böyle bir vaka, içtimai bir vaka ile karşı karşıyayız. Tabii bunların her birisi ayrı ayrı üzerinde durulmalıdır. Duracağız inşallah. Eğitim sistemi nasıldır? Bir grup insanın belki mübalağa olacak ama tek başına özel üniversite kurmuştur. Değerlendirmesi var. Üstelik bunlar meşru zeminde değil, yani kanuni zeminde, daha doğrusu kanuni zeminde değil. Efendim gizli, kaçak, efendim mesai saatin başlamadan önce yapılan bir eğitim. Mesai saati bittikten sonra geceleri yapılan efendim bir eğitim. Ama belirli bir zaman memleketin ihtiyacını karşılamış ve bugün bir vakayla bir karşı karşıyayız. Bir eğitim, bir hizmet ve eğitim kervanı diyelim faaliyetiyle. Bir reklam aramız olacak değerli dostlar. Zorunlu bir aramız. Tekrar devam edeceğiz az sonra inşallah. Bir de klibimiz olacak. Tekrar büyüklerimize döneceğiz. Düşme
gitme bir zalma göz göre göre. Sen insan olsun kör olamazsın neden sen? Düşme bir zalma göz göre göre. Sen insan olsun kör olamazsın neden sen? Akarsu bülbüller ötmez bağımda. Akarsu bülbüller ötmez bağımda. Dumanlar eğlenir gönül dağımda. Aşk ateşi yanar oldu bağrımda. Yanmış yüreğime kar olamazsın medet sen. Aşk ateşi yanar oldu bağrımda. Yanmış yüreğime kar olamazsın medet sen.